Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rehber televizyonunun değerli izleyicileri, Aile Bağları programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Aile Bağları programımızın bu haftaki konusu Allah'a iman konusu olacaktır. Zaman zaman bu konuyu işlememiz gerekiyor ve bu konuyu farklı şekillerde önemini vurgulamamız gerekiyor. Günümüzde özellikle ev ortamlarındaki televizyon ekranları, cep telefonları, bilgisayarlar, internetle olan bağdan dolayı gerçekten de değerli kardeşlerimiz dünyevileşme başına alıp gitmekte ve inançsızlık furyası da bir rüzgar şeklinde esip geçmekte, insanlarımız da bundan etkilenmektedirler. Bu nedenle bizim özellikle başucu kaynaklarımızdan olması gereken yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve bu ilahi kelamın en önemli hakikatlerinden biri olan sahibimize olan inancımız ve beyan ettiği hakikatlerle birlikteliğimiz bizim için büyük önem arz etmektedir. Aile atmosferimizi de özellikle bu güzelliğe hazır hale getirmemiz gerekir. 5 vakit namaz ile birlikte evimizde izleme ve dinlemenin mutlaka ve mutlaka müsbet bir şekilde olması mümkünse çocuklarımızın ekranlardan uzaklaştırılması önem arz etmektedir. Bu nedenle değerli kardeşlerimiz, biz Rabbimize olan inancımızı zaman zaman bazı kaynaklarla, bazı imkanlarla beslememiz gerekiyor. Bu kaynaklar kitaplar olabilir, aynı zamanda çocuklarımıza izleteceğimiz güzel çizgi filmler olabilir, güzel sohbetlerimiz olabilir, ev ortamında ve çocuklarımızın irtibatlı olduğu çevrelerde bu konuyla ilgili gayretler içerisinde olmamız gerekir. Yani medreseyle irtibatlarda, Kur'an kurslarıyla olan irtibatlarda bu konuyu mutlaka ve mutlaka gündemde tutmamız lazım ki sevgili yavrularımız özellikle zamanın olumsuz afetlerinden muhafaza olsunlar diye kardeşlerimiz. Evet, bizler ve sevgili yavrularımızın öncelikle Allah'a olan inancımızın en iyi şekilde bilinmesi büyük bir vazifemizdir. Bu açıdan bir tarafta kendi imanımız açısından, diğer tarafta da sevgili yavrularımızın sahibimizi layıkıyla tanımaları açısından bizim bu konuyla ilgili tedbirler almamız önem arz etmektedir. Değerli kardeşlerimiz, eğer günümüzde Yüce Rabbimizin varlığı noktasında zafiyetler varsa, kalp gözünün körlüğü, basiretin körlüğü, manevi körlük oluşmuş demektir. Oluşmaması için de tedbirler alınması önemlidir. Bunun tedavi edilmesi için en büyük hakikat olan sahibimiz Yüce Allah hakkında mutlaka ve mutlaka ilgili kaynaklarla bilgilerimizi yenilememiz gerekiyor. Çocuklarımızın aklına sizce zaman zaman bazı sorular gelmez mi? Hatta eğer çocuklarımız çevre faktörünün etkisinde, ekranların olumsuz etkilerinde kalırlarsa
Özellikle okul ortamları da buna dahildir. Zaman zaman da art niyetli insanların özellikle inanç noktasında zafiyet içinde olan, şüphe içinde olan ve inanca düşman olan çevrelerin çocuklarımızın aklına, beynine, idrakine bazı sorularla şüpheler koymaktadırlar. İşte bizler tedbir alırsak bu şüpheler hakkında sevgili yavrularımız rahatlıkla gelirler. Örneğin Allah var mıdır diye soranlar, sorgulayanlar hadlerini aşarak bu noktayı farklı şekillerde gündeme taşıyıp ispatlanmasını isteyenler, bunun yanında varsa niçin göremiyoruz diyenler, her şeyi Allah yarattı da Allah'ı kim yarattı diye soru soranlar, Allah nasıl bir varlıktır? Bunun adeta bir cisim gibi tanımının yapılmasını isteyen haddini bilmezlerle sevgili yavrularımız karşılaşabilirler. Allah aynı anda birçok işi nasıl birlikte yapar diye, Allah insanları niçin yarattı, insanları Allah mı yarattı gibi sorular, Allah neden bazı insanları engelli yaratmıştır, sakat yaratmıştır diye haddini aşanların sorduğu sorular, bazı insanlar neden fakir, neden zengin gibi sorularla karşılaşabilirler sevgili yavrularımız. Bazı insanlar neden güzel, bazıları neden çirkin yaratılmışlardır gibi sorular. Öldükten sonra Allah bizi nasıl diriltecek gibi sorularla maalesef zaman zaman çocuklarımızın imanlarını zafiyete uğratma noktasında art niyetli insanların sorgulamalarına yavrularımız maruz kalabilirler. Bizler de çocukluk ve gençlik yıllarımızda özellikle bu tür sorgulamalara maruz kalmıştık değerli kardeşlerimiz. Şimdi bu soruların özellikle tahrifatından kurtulabilmemiz için biz babaların, annelerin, dedelerin, nenelerin, dayı, hala ve teyze, tüm akrabalarımızın, öncelikle inanan kardeşlerimizin başta kendi inanç değerlerini sağlam bir temele oturtmaları ve en kısa sürede evlatlarına sahiplerini tanıma noktalarında gereken gayreti göstermeleri lazım. Malumunuz sorularla, sorunlarla insanları kuşkuya ve şüpheye düşüren art niyetli insanlar kıyamete kadar devam edecektir. Evet, bu açıdan bizler de öncelikle sevgili yavrularımıza ve başta da kendimiz için Yüce Rabbimizle ilgili karşılaşılacak sorulara cevap verebilme adına değil, zaten tanımamız gerekiyor, zaten bilmemiz gerekiyor. Gereken bilgiyi aldığımızda Rabbimize olan saygımız, Rabbimize olan itaatimiz, Rabbimize olan kulluğumuz layıkıyla yaşanmış olacaktır ki art niyetli insanların da bu özellikle istismarları noktasında da gereken zararlardan muhafaza olmuş olacaklardır. Yazarın bir tanesi eskiden bir kitap yazmıştı, gençliğin imanını sorularla çaldılar. Maalesef cahil olan, bilinçsiz olan, yeterince Rabbini tanıma noktasında bilgi sahibi olmayanlar bu sorular karşısında da yenik düşebilirler. Özellikle dikkatinizi bu noktaya çekmek açısından bugün aile bağlarımızın bu konusuna da değerli kardeşlerimiz değinme ihtiyacını duyduk. Tabii bu ana girişi yaptıktan sonra siz değerli kardeşlerimize ve ekranları başında bizi izleyen sevgili yavrularımıza da
karınca kararınca az da olsa Yüce Rabbimizle ilgili bazı güzel hakikatleri ifade etmek isterim. Bu konu geniş bir konu. Bu konu hakkında binlerce kitaplar yazılmış ve yanımda da birkaç tane kitap var ki özellikle imkanları olan kardeşlerimiz gerek okul öncesi gerek ilkokul düzeyinde çocuklarımız için bu konuyla ilgili kitaplar alıp evde çocuklarımızın kitaplıklarına yerleştirip okumalarını temin edebilirler. Bu konuyu ihmal etmeyelim, vebal altında kalırız değerli kardeşlerimiz. Fani dünyada bizi güzel hakikatlerden mahrum etmek isteyenlerin maalesef amaçlarına yem olabiliriz. Mesela bazı yazarlarımız yazmış, Allah'ım merak ediyorum, çocuklarımızın anlayabileceği şekilde kitaplar yazmışlardır. Allah'a iman gibi kitaplar. Bunun yanında Allah'ı tanımakla ilgili gayet herkesin çok rahat bir şekilde anlayabileceği ve okuduğunda da gerçekten inancının etkilenebileceği, imanının etkilenebileceği, sahibini tanıyabileceği güzel izahatlar vardır. İslam inancında Allah'a inanmak kitabı, bunun yanında özellikle değerli kardeşlerimiz Allah'ı nasıl anlamalı, çocuklarımıza nasıl anlatmalı gibi mümkünse biraz da kitapçılarla barışık olalım, kütüphanelerle barışık olalım. Özellikle evimizin baş köşesine ekranları değil de kitaplık oluşturma gayretinde okuyalım. Bu ümmet öyle muhterem bir ümmettir ki, öyle değerli bir ümmettir ki gelen ilahi vahiyinin ilk emri oku ve seni yaradan Rabbinin adıyla oku ilahi kelamına kulaklarımızı tıkamamalıyız. Mutlaka Rabbimizin bu emrine lebbeyk demeliyiz, saygı duymalıyız. Üzerimize düşen görev ve sorumluluğu da yerine getirmeliyiz. Değerli kardeşlerimiz, düşünebiliyor musunuz? İnsan tanımadığı sahibine nasıl saygı duyabilir? İnsan tanımadığı, bilmediği, öğrenmediği sahibi hakkındaki bilgiler olmadı mı? O sahibe nasıl şuurlu secde edebilir? Nasıl bilinçli secde edebilir? O açıdan elhamdülillah İslam ümmetinin ve Müslümanların güzel bir geleneği vardır. Öncelikle çocuklarına Kur'an'ı öğretir. Fakat kaybettiğimiz bir değerimiz vardır ki Kur'an'ın okumasını öğretip anlaşılması noktasındaki biz zafiyetimizi gidermemiz lazım. Çünkü Kur'an gerçekten anlaşılan muhteşem bir kitaptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle kendisine vahiy geldikten sonra dikkatinizi çekmiştir. Her kesimden inananların olduğu söz konusu olup özellikle mazlum, mağdur, köle kesimi bu vahiyi, bu dinin sahibi olan Allah'ı tanımakta zorlanmamışlar ve en kısa sürede de iman edip Peygamber Efendimiz'e kardeş, Allah'a da kul olmuşlardır. Değerli kardeşlerimiz, tabii Allah'ın varlığını öncelikle bazı önemli hususlarla, kısa ve özlü bazı hususlarla ifade etmek isterim. Bir kere şöyle gökyüzüne baktığımızda, yeryüzünü tamaşa ettiğimizde ve Kur'an'la diyaloğa geçtiğimizde gerek ki Kitab-ı Kainat dediğimiz Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu alem ve gerekse Kur'an-ı Kerim'de yaratıcımız hakkında çok muhteşem delillere denk gelmekteyiz. Özellikle Rabbimizin kainat kitabını okurken bizler kainatta bir düzenin olduğunu görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir güneş var, etrafında süratli dönen bir dünya yörüngesinden şaşmadan ve aynı zamanda sonsuz, uçsuz, bucaksız bir uzay boşluğu ve milyonlarca, milyarlarca gezegenler, galaksiler belli bir uyum içinde seyretmekte.
Ve yeryüzü coğrafyasına baktığımız zaman sular, çiçekler, ağaçlar, meyveler, toprak ve toprağa ekilenlerin insanlara sunduğu nimetler, bakışlarımızı Allah'ın en muhteşem olarak yarattığı, başta insan olmak üzere diğer varlıklara çevirdiğimiz zaman muhteşem bir yaratma sanatı vardır. Cenab-ı Allah'ın gerek uzay boşluğu, gerek uzay, gerek gök cisimleri, gerek yeryüzü ve gerek yeryüzünün içindeki canlı ve cansız varlıkları şöyle bir seyrettiğimizde bir sanatın olduğunu görmekteyiz. Ve bunu icra eden bir sanatkara inanmamak kalp körlüğüdür, iman zafiyetidir değerli kardeşlerimiz. Allah muhafaza etsin. Bu açıdan değerli kardeşlerimiz, tabii varlıklar arasında olan düzen yüce Rabbimizin bir ilahi gücün varlığının delili olarak bizi etkilemektedir. Eğer Kur'an'ı okuduğumuz zaman bunun da cevabı en iyi şekilde verilmektedir. Kendisine isyan edenleri de helak eden bir ilahımızın olduğu Kur'an-ı Kerim'de özellikle iman eden topluluklar, kavimler ve iman etmeyenlerin halleriyle ilgili yüce Rabbimiz tarafından bizlere bilgiler verilmektedir. Evet değerli kardeşlerimiz, yüce Rabbimiz kendisini Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis-i şeriflerde Rabbimizi bizlere tanıtmaktadır. Özellikle yüce Rabbimizin tanımamızda en güzel, en kolay olan hususlardan bir tanesi özellikle isimleriyle 99 tane isimden bizzat bilgi verilmekte. Rabbimizin bilgisiyle ilgili bizler sınırlı bir bilgiye sahip olabiliyoruz. O sınırlı bilgiler içerisinde bilinen 99 tane isim ve bunun haricinde yüce Rabbimizin sıfatları vardır değerli kardeşlerimiz. Evet, şimdi yüce Rabbimiz bu güzel isimleriyle rahatlıkla tanınabiliniyor, öğrenilebiliniyor. Birçok aile Allah'a hamdolsun gerek medrese ortamlarında, gerek Kur'an kurslarında, gerekse bazı değerli öğretmenlerimiz okul ortamlarında sevgili yavrularımıza yüce Rabbimizin o güzel isimlerini öğretmekte, anlamlarını izah etmekte, hatta kimisi bunları ezberletmek güzelliğini yaşatmaktadırlar. Kimi zaman da bu yarışmalar şeklinde sunulmaktadır. Bu güzellikler yaşanmaktadır. Bunun haricinde ayrıca yüce Rabbimizin sıfatları söz konusu değerli kardeşlerimiz. Özellikle burada bizzat yüce Rabbimizin sadece salt kendisine ait olan zati sıfatlar dediğimiz sıfatlar ile subuti sıfatlar dediğimiz iki çeşit sıfattan bahsedilmektedir. Bu sıfatları okuduğumuz zaman da yüce Rabbimizin güzelliklerini, büyüklüğünü tanıma imkanına kavuşmuş oluruz ki bildiğimiz bir Allah'a, tanıdığımız bir Allah'a da inanmış olacağız, secde etmiş olacağız değerli kardeşlerimiz. İşte bu açıdan özellikle bizler sevgili yavrularımıza öncelikle Yaradanının bilgisini vermek ve ondan sonra da onun en büyük dostu, Habibi olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı, örnekliği ve önderliği noktasında tanıma çabaları içinde olursak inşallah özellikle küresel dünyada inanca karşı açılan savaşın olumsuzluklarından da muhafaza olunmuş olacak sevgili yavrularımız. Tabii ki özellikle bu zati sıfatlardan vücut, Allah'ın var olduğu, kendinden var olduğu, kıdem önceden var olduğu,
olduğu, varlığının bir başlangıcının olmadığı, vahdaniyet dediğimiz bir eşi ve benzerinin bulunmadığı, yani olur ya çocuklar ve bazı gençler bir şekil biçmeye çalışırlar, bir konumlandırırlar. Haşa, Allah bütün bunlardan da uzaktır değerli kardeşlerimiz. Ayrıca bu zati sıfatlardan olan muhalefetün lil havadis dediğimiz yaratanların, yaratılanların hiçbirine benzemeyen yüce Rabbimizin varlığını bilmemiz lazım. Ve kıdem bi nefsi, kimseye ihtiyacı olmayan, bu sadece yüce Rabbimize has olan sıfatlardır. Ayrıca subuti sıfatlardan da değerli kardeşlerimiz hayat, ilim, semi, basir, irade, kelam, tekvin ve kadem diye güzel yüce Rabbimizin bu özelliklerden de kendi yarattıklarına verdiği güzellikler, sınırlı düzeyde verdiği güzellikler vardır. Kudret ismi, özür diliyorum, onu düzelteyim, kudret ismi. Ve bundan, bunların da izahatlarını evlatlarımıza yapmamız gerekir. Değerli kardeşlerimiz, insan inanınca bir iç huzurunu yaşamakta, sosyal bir huzur yaşama imkanını elde etmektedir. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler insanları bu hakikate davet etmişlerdir. Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmişlerdir. Davet edilen bir de Cenab-ı Allah'ın uymamızı istediği ilahi emirler ve prensipler vardır. İman insana güven veriyor, insana huzur veriyor ve bir güce dayanmak insanı mutluluğa eriyor değerli kardeşlerimiz. Allah'a inanan kişi kendisiyle, ailesiyle, toplumuyla, dünyayla barışık olur. Eğer imtihanlara, sorunlara, sıkıntılara maruz kalırsa değerli kardeşlerimiz, bunlarla baş etme azmini, mücadelesini, gayretini kendinden görecektir. Her şey onun için imanın aydınlığı içerisinde cereyan etmektedir. Bundan dolayı inançlı kişi özgür bir güzelliğe sahiptir. Allah'tan başka hiç kimse boyun eğmez. Allah'tan gelen hakikatlerden başka hiçbir şeyi doğru kabul etmez. Allah için olan her şeye de boyun büker. Evet, yaratılış amacımız da Allah'a kulluk değil mi değerli kardeşlerimiz? Öyleyse biz inanç noktasında, Allah'a iman noktasında zaman zaman mutlaka kendi bilgimizi tazelemeli ve Kur'an'ımızı anlayarak okuma çaba ve gayretleri içinde olmalı, sohbetlere iştirak etmeli, çoluk çocuğumuzun da mutlaka ve mutlaka medreselerde, Kur'an kurslarında, vakıflarda, derneklerde, güzel sohbet ortamlarında, güzel izleme ve dinleme programlarında mutlaka bu konulardan istifade etmelerini sağlayalım değerli kardeşlerimiz. Evet, Aile Bağları programımızın bu haftaki konusu bu anlattıklarımızla yetinelim. Bu konu güzel bir konu, geniş bir konu. Öncelikle bu konuyla ilgili bağımızın sürekliliği de önem arz eder. Yüce Rabbimiz kendisine layık olan kullardan eylesin ve bizleri zamanın şerrinden, şeytanın şerrinden, kötü ekran, arkadaş ve ortamların şerrinden muhafaza etsin. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerimiz.